işte kararı verdi. Yerel mahkeme kararı uygulamıştı bir önceki de. Ne dersiniz? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar çok önemli. İki açıdan önemli. Bir, adaleti sağlaması açısından, bir haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi ise bozulan adalet düzeninin tekrar inşası için umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Bu açıdan önemli. Çünkü devletin yargı üzerine, adalet üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer adalet bozulursa, yargı sistemi bozulursa, vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse, bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor. Efendim, Süleyman Soylu annesiyle paylaştığı fotoğrafın altına hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Adalet Bakanı Gül de işleyişi beğenmeyen itiraz hakkını kullanır. Ancak kimse yargıya parmak sallayamaz dedi. Hazır yargı reformu da gündemdeyken bu konu hakkında ne dersiniz? Türkiye'de en sorunlu alanlardan birisi yargı. Yargıya özellikle iktidarın müdahale ettiğini, yargıya talimat verdiğini, o talimat çerçevesinde karar aldıklarını biliyoruz. Ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda bir tartışma zemini yaratmaları, bu hükümetin Türkiye'yi nasıl yönetemediğinin de açık bir göstergesidir. Ülke artık yönetilmiyor. AK Parti hükümeti, Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor, Türkiye savruluyor. Her alanda sorunumuz var, her alanda. Bakın az önce sorun yaşayan esnafla görüştüm, servisçiyle görüştüm, üniversite öğrencileriyle görüştüm, üniversiteden mezun olup işsiz olan üç kardeşle görüştüm. Bütün bunlar hepsi toplumun önünde ciddi bir sorun olarak bekliyor. Bana söyler misiniz? Devleti yönetenler benim dışımda bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. Ya arkadaş, benimle ne uğraşıyorsun sen? İşsizlikte uğraş, yoksullukta uğraş. Esnafın derdi var, onu çöz. Sanayicinin derdi var, onu çöz. Evlere temizliğe giden üniversite öğrencileri var, o sorunu çöz. İki üniversiteyi bitirip evlere temizliğe giden kadınlar var. Allah aşkına ya, Türkiye hangi hale geldi ya? Hangi tabloyla Türkiye karşı karşıya geldi? Bütün bu tablolar ortadayken, bütün bu gerçekler ortadayken onların konuştukları, onların gündemleri çok ama çok farklı. Köşeyi nasıl döneceğiz? Ya millet aç, millet sefil. Açım diyor ya, açım, aç, açım diyor. Nerede söylüyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde söylüyor. Bir kişi açım diyorsa siyaset kurumunun oturup bir bakması lazım ya. Bu çocuk niye açım diyor? Üniversiteyi bitirmiş bu. Anne baba, üç çocuk üniversiteden mezun olmuş. Bir aradalar, birbirlerinin yüzüne bakamaz hale geldiler bunlar. Bunların bu milletin yakasından düşmeleri lazım. Siyaseti zenginleşme aracı olarak gördüler bunlar. Biz zenginleşiyoruz diyorlar siyaset yaptığımız sürece. Aileleri zenginleşti, çocukları zenginleşti, beslemeler zenginleşti. Bir maaş yetmedi, beş maaş alır hale geldiler. Beş maaş, altı maaş alır hale geldiler. Ya insan biraz utanır ya, utanır. Türkiye gerçeğinden utanır. 10 milyon işsiz var bu ülkede. 10 milyon işsiz. 10 milyon, 1 milyon değil, 500 bin değil. 10 milyon işsiz var. 10 milyon işsize karşı ne yapıyorlar bunlar? Ne yaptılar bunlar? İstihdam sorununu mu çözdüler? Ama bakın bunlara. Saraylarda oturuyorlar. Yedikleri içtiklerine bakın. Onların artıklarından bir ordu beslenir ya. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamamıştı. Hiç ama. Burada gezdim, esnafı gördüm. Ya böyle bir tablo bizim Cumhuriyet tarihinde yaşanmadı. 19 yılda Türkiye'yi buraya getirdiler. Nasıl yönetiyorlar bunlar ya? Akılları nerede bunların? 83 milyon vatandaş vergi veriyor. Verginin nereye gittiği belli. Bir avuç adama, bir avuç beslemeye dünyanın parasını veriyorsunuz. İnsan biraz sıkılır ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır bu millete ya. Günahtır ya. Çıkmışlar tartışmalar, şunlar bunlar. Bunlar Türkiye'nin gündeminde olur olmaz, o ayrı bir şey. Ama bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor.
Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun diyorlar önümüze. Yeter diyorlar. Erdoğan çıkıp bir esnafla konuşuyor mu? Bir çiftçiyle konuşuyor mu? Bir emekliyle konuşuyor mu? Üniversiteyi bitirmiş bir işsizle konuşuyor mu? Derdini soruyor mu? Evlere temizliğe giden üniversite öğrencilerini, üniversite mezunlarını biliyor mu, görüyor mu? Üniversite mezunu sokakta yakalıyor. Burada. Yerleri temizlemeye hazırım diyor. Süpürmeye hazırım diyor. Ben iş istiyorum, başka bir şey istemiyorum diyor. Dilenmiyorum ben, dilenmek istemiyorum diyor ben. Bana iş lazım diyor. İş istiyorum diyor. Nerede bu sosyal devlet? Saray devleti var, sosyal devlet yok. Saray devletinin halktan kopuk. Halkın gündemi ayrı, sarayın gündemi ayrı. Sarayda işsizlik yok, Türkiye'de işsizlik var. Sarayda açlık yok, Türkiye'de açlık var. Sarayda esnaf yok. Türkiye coğrafyasına dağılmış bütün esnaflar perişan vaziyette. Dükkanı kapat dedin, kira. Kira olmaz, kirayı vermeyiz sana. Derin bir siyasal sorumsuzluk var Türkiye'de. Bu siyasal sorumsuzluğu bitirmek zorundayız. Halkla beraber. Halkın hakemliğine başvurma zamanıdır artık. Halkın hakemliğine başvurma zamanıdır. Efendim Sayın Akşener, Haziran için bir erken seçim tahmininde bulundu ama sizin bununla ilgili tarih tahmininiz var mı? Yok, hayır. Herhangi bir tahminim yok. Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ilgili Türkiye yatırımlarla ilgili bir söylenti var mı? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Daha henüz ortalık net değil. Yani önce bir tabloyu görmemiz lazım, açıklamaları görmemiz lazım. Ondan sonra bir açıklama belki yapılabilir, bir yorum yapılabilir. Ama ben şunu isterim tabii, Türkiye'nin bütün ülkelerle barış içinde yaşamasını isterim. Türkiye'nin kendi demokrasisini geliştirmesini isterim. Türkiye'de demokrasi vardır algısının bütün dünyaya yerleşmesini isterim. Türkiye bir baskı rejimi, bir otoriter rejim içinde. Bu otoriter rejimden Türkiye'nin kurtulması lazım. Efendim falan kişiyi eleştirdin, yakala, hapse at. Ne yapsın bu adam? Derdini de mi anlatamayacak bu adam? Derdini anlatıyor ya. Derdini anlattı diye adamı yakalayıp hapse mi atarsınız? Tutuklar mısınız? Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.